Şimdi baktığımızda %30 oranında basit kuruluşlarda kadın çalışıyor. Yani pek fazla az değil başka yerlere baktığımızda. Ama tabii ki daha yukarılara tırmandığınızda ben şahsen kendi hayatımda Nurcan Akat'ı genel yayın müdürü olarak hatırlıyorum Akşam Gazetesi'nin. O da Hürriyet'in yazı işleri müdürlüğünden gelmişti. Yani medyadan söz ediyoruz. Kadın genel yayın müdürleri var. Böyle çeşitli dergilerde, kadına yönelik özellikle dergilerde, nadiren haber dergilerinde ama daha ziyade gazetelere de baktığımızda yönetim ve muhabir çok var kadın. Özellikle mesela sağlık muhabirleri kadın seçilebiliyor ama ilerledikçe bu mutfak dediğimiz yazı işlerine geldiğimizde daha ziyade tabii diğer mesleklerde gördüğümüzün aynısı kadınlar daha seyrekleşiyor. Yani tırmandıkça yukarıya sorumluluk almak icap ettikçe bu sorumluluğu sağ olsun erkekler kadınlara bırakmıyorlar. Aynı şekilde baktığımızda aynı şeyi görüyoruz. Yani bürokraside, parlamentoda hep kadınlar dışlanmış, ezilmiş. Hatta çok enteresan. Mesela kadın nedir? Ev işi yapar. Hani orada yoğunlaşır. Şimdi bakıyoruz en meşhur ahçılar da dünyada şöhret yapmış ahçılar veya ya onlar da erkekler arasından çıkıyor veya terziler de çoğunlukla. Maalesef yani ben şahsen benim şöyle bir teorim var. Yani kadını Allah daha ziyade ev için yaratmış gibi geliyor. Yani bu hayvanlarda paylaşmada baktığınızda kadın işte yavrusunu besliyor, yuvasını çek düzen veriyor, erkek de çalışıyor ve para getiriyor, işte ne getiriyorsa yemek getiriyor. Böyle bir düzen aslında tabiat bunu kurmuş. Fakat biz tabii bununla mücadele ediyoruz ve bizim yerimiz sadece ev değil diyoruz. Yani bir mücadele ederek biz evin dışına çıkıyoruz ve iş hayatına atılıyoruz ama tabiatta bir yandan bütün kadınlar istemez evde çok dolu. Yani çok zor çalışmak bir kadının. Eğer maddi imkanları varsa kendisine yardımcı olabilirse çalışabilir. Yoksa o zaman erkeğe göre kimisi çalışmış oluyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir kere işe gireceğiniz vakitte soruyorlar hani çocuğu var mı, hamile kalırsa. Yani onu hep göz ardı, gözünün önünde bulunduruyor. Çünkü evleneceksin, çocuk sahibi, hamile. Yani dediğim gibi kadının hayatı bir 30 yaşını buluncaya kadar kendini kadın derleyip toparlayamıyor. Şimdi gitgide daha da geç evlilikler oluyor. Evlenmeden önce çalışan kadın, ondan sonra evlilikle mutlaka iş hayatı kesiliyor kadının. İster istemez kesiliyor. Yani kesilmeyen de muazzam yoruldu. Bir yandan çocuk doğru, bir yandan hamile, bir yandan çocuk besle. Yani zor iş. O bakımdan da biraz kadınların önü kesiliyor, her meslekte önü kesiliyor gibi geliyor. Başa çıkamayız yani. Bir kadın önce anne olmak üzere yaratılmış diye düşünüyorum ve aslında kadının yaptığı en güzel vazifelerden biri de anne olmak, çocuklarını yetiştirmek ve iyi yetiştirmek. Onun için yani kendi kaderimizden de o kadar mutsuz olmayalım. Yani çünkü aslında bir anne yetişiyor. Yani bu insanlığı biz yetiştiriyoruz. O zaman eğer şikayet ediyorsak kadına karşı şiddetten vesaire mutlaka Nebal de bunu söylemiştir. Çocuklarımızı, erkek çocuklarımızı da ona göre yetiştirmemiz lazım. Ama maalesef onu da biliyoruz. Bazı annelerin erkek çocuklara karşı zaafları oluyor. Çok enteresan. Ve o zaaf içinde çocuğunu tam başına çıkıyor. Yani disiplin vermek veya öğretmek yerine, bu eşitliği öğretmek yerine bir ayrımcılığı şefkat ve sevgi yönünden bazı erkekler yaşayabiliyor. Şimdi yani demek medya ve kadın derken bir tanesi basın yayın kuruluşlarında çalışan kadınların durumu söyledik. Orada %30 oranında ve yükseklere tırmanmıyorlar. Yani daha ziyade sorumluluk pozisyonunun daha aşağılarında oluyorlar. İstisnalar hariç medyada peki kadına nasıl bir rol biçiliyor? Şimdi bakıyorsunuz yani kadın unsuru mutlaka medyada kullanılıyor. Şiddet eylemlerinin bir objesi oluyor kadın değil mi? Mesela işte var bu şekilde Fatma Gül'ün suçu ne? Mağdur kadın
bunun gibi veyahut bir cinsellik objesi olabiliyor. Güzel kadın, şık giyiniyor. İşte bir sürü entrikanın içindeki kadın. Ama yani çok nadir olarak böyle büyük bir iş kadını, çok başarılı, öyle değil. Daha ziyade erkek orada, iş erkeği, başarılı. Yani oralarda da böyle görünüyor. Kadınlar daha farklı unsurlar olarak işte bu dizileri seyrediyoruz. Dizilerde yer alıyor. Bir de medya ve kadın dediğimizde müşteri olarak kadına nasıl bakılıyor? Yani kadınlar televizyonlarda orada burada seyrettikleri programlar var. Bu programda hangi programları seyrediyorlar? Valla gene bu internette araştırırken hayretle gördüm ve sevindim. RTÜK'ün, yani Radyo Televizyon Kurulu'nun daha doğrusu araştırmasıymış. Kadınlar en çok tamam yerli dizi seyrediyor. Bunu ben de seyrediyorum doğrusu. Yani bunu da hiçbir zaman ardı atlamam gerçekten bu dizilerin baş seyircisi. Ama hemen ondan sonra haber bültenlerini seyrediyorlarmış. Ve buna çok sevindim. Yani haber bültenlerini kadınların seyretmesi, bunu izleyip dünyadan haberdar olmaları çok güzel. İşte bir de kadın programları var zaten kadınlara has yapılan. Bu kadın programları bazılarının içi çok dolu, bazıları inan işte onlar esas biraz boş oluyor yani boş ve hoş. Onları da seyrediyorlar. Esas itibariyle televizyon özellikle bilmiyorum gazetelerden ziyade televizyon kadınların hayatını dolduruyor. Yani o sabah programlarıyla bir an bir zaman iş yapıp bir an, biraz da oralara bakmak. Yani televizyonu ben şahsen sakıncalı bulmuyorum. Kadının hayatı içinde yer almasını da tam tersine hayatını biraz renklendirmesi olarak görüyorum. Son sizin sorularınızı alacağım. Bir de bununla ilgili bazı şeyler imzalamış Türkiye. Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi. Hukuki durum böyle. 1985'te Türkiye buna taraf oldu. 1986'dan beri yürürlükte. Her iki cinsten birinin aşağı ya da üstün olduğu fikrine karşı kadınla erkeğin kalıplaşmış rollerine dayalı ön yargıların kaldırılmasına çalışan bir tutum içinde olacak imzalayan devletler. Ayrıca Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi, bunu da Türkiye imzalamış. Yayın sunuş ve içerik açısından insan onuruna ve temel haklara saygılı olunacak, edebe aykırı olunmayacak, pornografi içermeyecek yayınlar, şiddet eğilimi, ırkçı nefret duygularını körüklemeyecek. Yani tabii bunlar böyle kurallar var ama bu kuralların yorumlanması her ülkedeki RTÜK benzeri kuruluşlara bağlı. Zaten Radyo Televizyon Kanunu'nun yayın ilkeleri de bunun gibi. İnsanların cinsiyet benzeri nedenlerle kınanmaması ve aşağılanmaması, kadına karşı şiddet ve ayrımcılığın teşvik edilmemesi, bu da Radyo Televizyon Kanunu'nun kuralları arasında. Ama bunlar ne kadar uygulanabiliyor, ne kadar esnetiliyor ve hakikaten kadına karşı yani şiddet çok var tabii dizilerde. Ama yani bundan dolayı ben şahsen sansür getirilmesine karşıyım. Onu peşinen fikrimi söyleyeyim. Çok fazla olmadıktan sonra yani mesela Fatma Gül'ün Suçu Ne? Buna çok karşı çıktılar. Orada bir ırza geçme olayı vardı. Bu konuda ben seyrettim. Hemen üstü kapalı geçtiler ve bir daha da oraya dönmediler. Yani bu fazla istismar edilmedi. Çünkü sanırım bir romandan zaten alınmış ve bunun üzerine kurulmuş bir hikaye. Yani hiç göstermeden olabilir miydi, olmaz mıydı? Yani yorum yaparken çok dengeli yorum yapmak lazım. Dizileri sansür ederken buna, yani dizileri denetlerken bunu bir sansür kalıbına koymamak gerekir. Eskiden sadece devlet televizyonu varken TRT, inanın müthiş bir sansür uygulanıyordu. Her konuda o kadar ince eleyip sık dokuyorlardı ki hiçbir şeyi özgürce ifade etmek mümkün değildi. Yani ifade özgürlüğüyle bu ilkelerin arasında mutlaka bir denge bulmak gerekir diye düşünüyorum.